Değerli basın mensupları, değerli partilerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının bu sıcak gününde Aydın gündeminde bir su polemiği konusu var. Bunu uzun süredir gündemde tutan fakat çözüm bulamayan bir iktidar partisi ve onun Aydın'daki mensupları, üyeleri, belediye başkanları var. Ben konuya öncelikle suyla ilgili olduğu için ve çok sıcak bir konu olduğu için Nazilli'de, Bereketli köyünde dün tarımla uğraşan çiftçilerimizin sularını temin edemedikleri, sahil sulama birliğinden su alamadıklarını ve bu sebeple de her 15 günde bir, 20 günde bir sulamak durumunda olduğu tarım arazilerini sulamadıkları ve bu yönde de bir eylem yaptıklarını hatırlatmakla başlamak istiyorum. Bunu hatırlatma sebebinin en önemli sebebi bu kadar hamaset siyaseti yapan, su üzerinden siyaset yapan, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanlış yönlendiren AKP ve MHP'nin mensupları Aydın'da ve Türkiye'de sulama birliklerinin yöneticilerini görevden alan ve oraya memur atayan ve akabinde de tarım sulama alanlarındaki her tarlaya bir su abonesi koyarak suyun çiftçilerimizin şu an kullandığı maliyetin 3 katı bir maliyetle tarım girdilerinin üstüne bir de su girdisi sebebini ortaya çıkaran sisteme karşı suskun kalmalarını anlamak mümkün değil. Dün Bereketli'de çiftçilerimiz bu konuyu gündeme getirdi. Sularını ve temin edemedikleri ve tarım arazilerini sulayamadıklarını dikkate getirdi. Eğer su Aydın için, insan için bu kadar değerli bir unsur ise ki bunun değerliliğiyle ilgili tartışılacak bir konumuz da yok. Özellikle Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da tarımın önemli bir noktada olduğu, tarımın Aydın girdisinde, Aydın nüfusunun %30-35'i oranında tarımla uğraşan bir bölgede suyun, suda yapılan bu yasal değişikliğin bir an önce samimi ise bu hamaseti yapan iktidar partisinin mensupları, Cumhur İttifakı'nın mensupları bir an önce bu konuyu çözmelerini talep ediyorum kamuoyundan. Çünkü ovada arazilerimiz kuraklık içinde ve bunu akabinde de su fiyatlarındaki, sulama birliklerindeki su fiyatlarındaki artışla da artık sularını, tarlalarını sulayamaz duruma gelecekler. Dün çiftçimizin bir tanesi bir saatlik bir sulama için, bir dönüm arazi için 25 liralık bir elektrik maliyetini gündeme getirdi. 100 dönümlük bir arazi için 250 liralık bir sulama maliyeti var saatlik. Bu da sürdürülebilir, tarımın sürdürülebilirliği anlamında çok mümkün görünmüyor. Aynı konuyu su polemiği üzerinden siyaset yapanlara da hatırlatarak su fiyatlarının Türkiye'de defalarca belirtmemize rağmen nasıl belirlendiğini bir hatırlatmakta fayda görüyorum. 2560 sayılı kanunun 20. maddesi gayet açık. Bu maddede diyor ki yerel belediyeler, büyükşehir belediyesi, büyükşehir olan yerlerde su fiyatlarını belirlerken suyun maliyetini hesaplayarak bunu bir rakamla belirtmek durumunda diyor. Bu bir yasayla belirleniyor. Bu yasayla belirlenen durumda ne gibi unsurlar dikkate alınıyor? Personel giderleri, amortisman giderleri, enerji giderleri. Yani enerji gideri derken elektrik ve mazot giderleri. Burada eğer biz su fiyatlarını kaldırmak ya da düşürmek istiyorsak Cumhur İttifakı'nın mensupları, mevcut iktidarın bir an önce bu 2560 sayılı yasayı değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü bu yasa var olduğu sürece, mevcutta kaldığı sürece, yürürlükte olduğu sürece, bu maliyetlerle su fiyatları oluşturulduğu sürece, eğer su fiyatlarında yapılacak bir kaldırma, kamu zararı olarak belediyelerimizin önüne konulacak bir illegal durum ortaya çıkarır. O yüzden samimi ise bu arkadaşlar, bir an önce bu yasanın düzeltilmesi lazım. İkinci konu su fiyatları ile ilgili, bunu daha önce de defalarca altını çizerek
belirtmiştim. Katı atık fiyatları ile ilgili. Şimdi 2018 başında katı atıkların düzenlenmesiyle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ve bu yasal düzenlemeye istinaden de katı atık ücretlerinin 2018 ayı sonuna kadar, Aralık ayı sonuna kadar da alınamaz ya da alınamayabilir yönünde bir kanunda düzenlemeden dolayı açık var. Fakat bunu daha önce de biz hatırlatmamıza rağmen, daha önce de iktidara ve belediyelere hatırlatmamıza rağmen, bu konuyu gündeme getiren iktidar partisinin belediyelerine, Germencik Belediyesi başta olmak üzere İncirlova, Köşk, Nazilli, Kuyucak belediyelerini hatırlatmamıza rağmen maalesef katı ücretlerle ilgili ücretleri almaya devam ediyorlar. Şimdi bununla ilgili yasal bir değişikliğe gerek yok. Bunu sadece ve sadece bu kadar hamaset yapılıyorsa bugün ben katı ücretleri almıyorum diyebilecek yasal bir zemine olan şartları söz konusu. Ama bunu uygulamadan su fiyatları üzerinden polemik yapmak kamuoyunu meşgul etmekten başka bir ileriye gitmeyen bir konu. Şimdi burada Germencik Belediyesi ile ilgili bir örnek fatura var elimde. Bu faturanın toplam tutarı bakıyorum 13 lira 5 kuruş katı ücretlerle ilgili Germencik Belediyesi'ne giden ücret var. Bunun toplam maliyeti, katı ıtığın toplam maliyeti bir büyük bir ticarethane 1 milyon 105 bin lira. Fakat burada tahakkuk eden su ise büyükşehire 7 lira 02 kuruş. Yani bu gerçekliği görmeden su fiyatları üzerinden polemik yapmak, kamuoyunu yanıltmak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, çözüm bulmaktan uzak, sadece gündem oluşturmaktan başka bir konu değil. Başka bir fatura örneği vereceğim. Kuyucak Belediyesi 139 liralık bir fatura bedeli, yine ticarethane, 14 lira su bedeli var, 139 liralık bir fatura bedeli var. Şimdi katı atıklarla ilgili bir konuyu tekrar açıklığa kavuşturuyorum. Katı atık ücretlerini Büyükşehir Belediyesi ilgili ilçe belediyesi adına tahsil ediyor ve bunu ilgili belediyeye ödüyor. Dolayısıyla oluşacak olan faturadaki rakamın şişkinliğinin ana sebeplerinden bir tanesi katı atık ücretlerinin düzenlenmesindeki problem. Ve bu düzenlenmeyi hem iktidar yapabilecek durumdayken hem de mevcut yasal düzenlemeden dolayı 2018 Aralık ayına kadar yapılabilecek durumdayken maalesef bu uygulamayı yapmıyorlar ve su fiyatlarındaki bu rakam da polemik konusu oluyor ama bu gerçekliğin altını bir kere daha hatırlatmakta fayda var. İkinci bir konu enerji konusu. Biraz önce ifade ettim tarımsal sulamada. Bugün suyun cazibeli dediğimiz eğime bağlı hanelere, ticarethanelere, abonelerin çeşmelerinden akması için suyun o noktalara iletilmesi için bir enerjiye ihtiyaç var. Burada kullanılan ana olarak iki enerji kaynağımız var. Bir elektrik, iki mazot. Kamuoyu gayet iyi bilmektedir ki Aydın genelinde bir su elektrik kesintisi olduğunda akabinde bir su kesintisi gündeme geliyor. Sebebi bizim bölgemizde cazibeli su oranı çok düşük. Ciddi bir elektrik enerjisi kullanılıyor. Bu şekilde sular pompalanıyor. Bu da elektrik maliyetlerine yansıyan bir unsur. Sadece ve sadece elektrik fiyatlarında iktidar partisinin suyu ucuzlatmak gibi bir gayesi var ise ilgili elektrik firmalarıyla bu konuda bir görüşme yapması, %30'luk bir elektrikle indirim yapması, su fiyatlarında sadece %50'lik bir indirimin doğmasına sebebiyet veriyor. Türkiye'de %25 bir elektrik enerjisi kaybı kaçak olduğunu düşünülürse ve bunlar çözüme ulaştığında su fiyatlarında gerçeklik odur ki zaten %50'lik bir indirim olacak. Diğer önemli bir konu KDV konusu. KDV suda katı atıkta %18, suda ise %8'lik bir KDV oranı var. Eğer bu arkadaşlar bu gerçeklikte gerçekten samimilerse hep beraber bu kamu yararına bir sonuca varmak istiyorsak su ve elektriği kombine olarak düşüreceğimiz gibi mevcut KDV'yi de düşürerek toplam elektrik maliyeti ve faturası üzerinden bir %12-13 oranında bir indirim yapılması söz konusu. Bugün
Türkiye'de birçok lüks malzemede %18 KDV uygulanırken aynı KDV oranı tüketilen suda da uygulanıyor. Katı atık ücretlerinin üzerine de ilave ediliyor. Dolayısıyla hükümetin, iktidarın bugün kanun hükmünde kararname yapma yetkisi varken yeni değiştirdikleri sistemle anlık kararlar alma güçleri de varken ben buradan Aydın'ın ittifak, Cumhur İttifakı mensubu milletvekillerine bir çağrıda bulunuyorum. Buyurun bu KDV'yi kaldıralım. Elektrik enerjisiyle ilgili olan kısmı, sularda kullanılacak elektrik indirimini uygulayalım. Katı ücreti zaten ilçe belediyeler şu an itibariyle almamak durumunda, almayalım ve su fiyatlarını kaldıralım. Yani bu gerçeklik net ortadayken bu kadar hamaset yapılması Aydın halkının demokratik ve seçmen zekasını hafife almaktır. Ben gündemin bu şekilde meşgul edilmesini, Aydın halkının gündeminin bu şekilde meşgul edilmesini çok doğru bulmuyorum. Bir konunun da altını tekrar çizmek istiyorum. Su konusunda bu kadar duyarlılık gösterdiği yönünde hamaset yapan Cumhur İttifakı'nın mensupları eğer bu kadar samimilerse Aydın'da ciddi oranda jeotermalle ilgili yeraltı kaynaklarının kirliliği söz konusu. Bu kirlilik üzerine de bir kere olsun buradan yaptığımız bütün çağrılara rağmen ağızlarını açmadılar. Ben bu konuda bir açıklama bekliyorum. Bu konuda bir değerlendirme bekliyorum. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak, büyükşehir belediyemiz olarak bizim siyaset anlayışımız halka dokunan, halkın yararına olacak her konuda adım atmaktır. Ve bunu bütün samimiyetimizle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olduğu belediyelerde göstermektedir ve genel merkez nezdinde de bu adımları atmaktadır. Ben şimdi gündemde tuttuğumuz bir konu var. Elektrik ve suyun ücretsiz olması konusunda. Elektrik ve suyun ücretsiz olması konusunda samimi anlamda siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar attığı adımlarla ilgili en önemli ve somut adımlardan bir tanesi sizle paylaşmak istiyorum. Katı atıkların kaldırılmasıyla ilgili 2872 sayılı yasanın değişikliğiyle ilgili 2012 yılında Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Bülent Tezcan 22 Şubat 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verdi. 2012 yılında verildi bu önerge. Bugün değil. Bu önerge iktidar partisi tarafından reddedildi. Eğer samimiyse herkes, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset anlayışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka dokunan, halkın yanında olan ve yerel belediyelerimizle, büyükşehir belediyemizle halkın yararına koyduğu hizmetlerle ilgili samimiyetimiz net ve ortadadır. Biz bu konuda tavrımızı net ortaya koyuyoruz. Daha önce bunun başvurusunu yaptık ve tekrarlarız. Eğer meclise bu anlamda bir yasa önergesini getireceklerse destekleyeceğiz. Biz getireceğiz. Onlar destekleyecekse de su fiyatları ile ilgili bu değişimi, su fiyatlarının ücretsiz olması ile ilgili değişimi de yapmaya Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ve örgütleri hazır. Belediyelerimiz de hazır. Bunun bir polemik konusu, hamaset yapılmasından artık kamuoyu sıkıldı. Somut çözümler bekliyoruz. Somut adımlar bekliyoruz. Biz somut adımları 2012'de attık. Bugün de atmaya hazırız. Eğer su fiyatları düşecekse, su fiyatları kaldırılacaksa, su fiyatları ücretsiz olacaksa bizim Büyükşehir Belediye'miz, Sayın Belediye Başkanımız bunu düşürmeye hazır. Yasal bu düzenlemeleri yapmaya da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve genel merkez hazır. Buyurun 2560 sayılı ve 272 sayılı yasayı değiştirelim ve sadece Aydın'da değil Türkiye'de suyu ücretsiz yapalım. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sorularınız varsa alabiliriz. Çok rica edeceğim abi. Önce bir basındaki arkadaşları dinleyeceğiz. Sonra sizi dinleyeyim. Olur mu?
Kanalizasyon hizmeti alamayan mahalleler de biz ödüyoruz, fatura bekliyorlar. Bunlar da bir de aslında böyle bir şey var mı? Kanalizasyon hizmeti alınan yerlerin hiçbirinden şu anda katık ücreti alınmıyor. Evet. Yani onunla ilgili zaten bir düzenleme yapılmıştı. O düzenlemede zaten altyapısı olmayan yerlerde bir %50'lik indirim vardı. Nasıl su fiyatlarında engellilere, şehit yakınlarına ve tarım sertifikası olanlara bir su indirimi yapıyorsak büyükşehir olarak, katı atık ücretleri de altyapısı olmayan yerlerden 2018 ikinci dönemi itibariyle zaten normal şehir merkezlerine göre %70 indirimli alınıyordu. 2018 ikinci dönemi itibariyle de artık altyapısı olmayan yerlerden bu ücret, atık su ücreti alınmıyor Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu düzenleme de yapıldı. Yani Büyükşehir Belediyesi yasalar nezdinde uygulayabildiği her şeyi halkın yararına uygulamaya devam ediyor. Bizim önümüzde sadece yasal bir engel var. Bu engeli hep beraber kaldıralım. Biz de halkımız da su konusunda rahat etsin. Buyurun suyu ücretsiz yapalım. Başka hayırlı olsun memleketimize, aydınımıza. Bir tane de Aydın'dan eski bakanımızın kızı da kabinede. Umut ederim ki bugüne kadar iktidarın Aydın'a hizmet konusunda bir cimriliği vardı. Bu cimrilik ortadan kalkar ve Aydın'ın beklentisinde ve gündeminde olan ciddi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarla ilgili somut sonuçları görürüz ve Aydın'da o ihtiyaçlara gider. Aydın halkının da refahı için, Aydın halkının beklentilerini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dinlendirmeye devam edeceğiz. Bunların altını kalın kalın çizmeye devam edeceğiz. Aydın'da ciddi derecede beklenen sıkıntılar ve çözüm arayışında olan konular var. Bu konuları tekrar gündeme şu anda getirmeyeyim. Yine önümüzdeki günlerde bu konuları konuşuruz. Aydın halkı bu konuda hizmet bekliyor. Bizler de hizmet bekliyoruz. Efendim? Canlı yayından da gelen sorular var size. Tabii buyurun. Sayın Mehmet'den de diyormuş canlı yayını. Diyor ki elektrik vitesi olsun demek işi sulandırmaktır, topu taç atmaktır. Siz suyumuzu da Sayın Erdem, son bakın son bir yıldan beri bu konuyla ilgili hep konuşuyor. Biz de bu konuyla ilgili hep yasalar menninde konuşuyoruz. Biz gerçekleri konuşuyoruz, onlar sulandırıyorlar. Bakın gerçekleri, gerçeklerden kaçarak Aydın kamuoyunu aldatamıyorlar. Aydın halkı artık bunlara inanmıyor ve bunlara da karnı tok. Arkadaşlar yasa gayet net. Bu yasayı değiştirme görevi şu an iktidar partisinin elindedir. Mehmet Erdem siyasi partinin şu an milletvekili değil ama herhalde ilişkileri devam ediyor. Ben kendisinden rica ediyorum. İktidar partisinin 4 tane milletvekili var. Bunlardan bir tanesi de 4. sırada Rıza Pusacı tarımla uğraşıyor. Buyur Aydın'da tarımdaki su problemini çözsünler. Bir an önce Aydın halkının, tarımın buna ihtiyacı var. Bir an önce bu yasayı değiştirsinler. Biz de su fiyatlarını kaldıralım. Halkımıza bedava vermeye biz hazırız. Yani bu konuyla ilgili bir cümle sorusu, ben açıklama bekliyorum. Yani iktidar partisinin mensuplarından şu yasayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı 2012'de bu öneriyi vermiş. Samimiyetle biz bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Su fiyatlarının indirilmesi, kaldırılması, ücretsiz olması ile ilgili de her türlü desteğe hazırız. Var mı böyle bir somut adımlar iktidar partisinin bugüne kadar? Hamaset yapmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Yani sulandırılıyorsa, Aydın'da bu konu sulandırılıyorsa iktidar partinin her bireyi tarafından sulandırılıyor. Aydın halkının gündemini meşgul etmeyin. Sonuç istiyoruz biz. Yasayı değiştirin, biz hazırız. Biz nasıl katı atık ücretlerini kaldırdık? Yasalar çerçevesinde önümüzde bir yasa engeli var. Kaldırın, bunu da kaldırın. Kaldı ki mevcut belediyelerinizde mevcut yasayla
katı atık ücretlerini almama hakkınız var. Gidin bir belediye başkanlarınızın yanına, bu yasa hazır, niye almıyorsunuz diye sorun. Germencik Belediyesi'nde perşembe günleri pazar kuruluyor. Pazar esnafından yer işgaliye parası alınıyor. Buyurun almayın. Biz mi tutuyoruz? Muhalefet olarak biz mi bunları size alın diyoruz? Neden alıyorsunuz? Hem yasa kalkmış önünüzden. Yasa mevcut. 2018 sonuna kadar almama hakkınız var. Hem bunu alıyorsunuz. Hem de yani sulandırmanın içine dilüye su katıyorsunuz. Üstüne bir de hala siyaset yapıyorsunuz. Hamaseti bırakalım. Çözüm arayalım. Bizim çözümlerimiz net ortada. Biz çözümleri ortaya koyduk. Buyurun çözümü bulalım. Aydın halkı artık suya ücret ödemesin. Tabii. Hayır yok. Bakın tekrar ediyorum. 2560 sayılı bir yasa var. Yasa diyor ki burada suya su fiyatını belirlerken uygulayacağınız maliyetler var diyor. Bu maliyetler nedir? Biraz önce söyledim. Elektrik ve mazot maliyeti. Dedim ki elektrikte %30 indirim yaparsak %50 suda indirim yapabiliriz. Eğer yani somut gerçekleri konuşacaksak bunları konuşalım. Yok, bu yasayı kaldıramayacaksanız buyurun elektrik firmalarıyla görüşün iktidar partisi. Belediyelerin kullandığı evlere, hanelere, ticarethanelere aktarılan su pompalama ilgili elektrik enerjisini %30 indirin, %50 suda indirim yapalım. Bu yasada bu maliyetlerle ilgili maliyetleri su fiyatına yansıtmak durumundasınız diyor. Yani elektrik, mazot, personel gideri, bakım gideri, altyapı gideri. Bu yasa değişmeden, Büyükşehir Belediyesi bir kamu kuruluşu. Bu yasa değişmeden eğer böyle meclis böyle bir karar alır ise o zaman kamuyu zarara uğratmaktan Büyükşehir Belediyesi zaten başından eksik olmayan müfettişler vasıtasıyla sorgulanır. Yani burada Türkiye muz ülkesi değil ki, yasalarla yönetiliyor. Büyükşehir Belediyesi de yasalarla yönetiliyor. Yasaları mı çiğneyelim? Yasaları değiştirmeye ihtiyacımız var. Abi bir saniye özür dilerim. Bir basındaki arkadaşların sorusu varsa alalım. Sonra bitirelim. Arkadaşlar var mı başka bir soru? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Yarın bir yer uğrarsın. Değil mi?